Herkese merhabalar. Yardımcı Öğretmen kanalında yeni bir ders videosu ile yine sizlerle birlikteyiz. Bu dersimizde 3. sınıflar çarpma işlemine yönelik problemler çözeceğiz. Hazırsanız başlayalım çocuklar. Hemen birinci sorumuza başlıyoruz. Hasan 5 düzine kalemin 20 tanesini arkadaşına verdi. Hasan'ın kaç kalemi kalmıştır? Çocuklar bir düzinenin kaç tane olduğunu biliyorduk. Bir düzine çocuklar 12 idi. 12 ile 5'i çarpacağız 5 düzüne dediği için. 5 düzünün içerisinde kaç tane kalem olduğunu bulabilmek için. 5 kere 2 10. Elde var 1. 5 kere 1 5. Bir daha 6. 5 düzüne kalem 60 yapıyormuş çocuklar. Yani Hasan'ın 60 tane kalemi varmış. 20 tanesini de arkadaşına vermiş. O zaman 60'tan ne yapacağız? 20'yi çıkartacağız. 0. 6'dan 2 çıktı. 4. Kendisine 40 tane geriye ne olmuştur çocuklar? Kalemi kalmıştır diyor. Ve hop ikinci sayfamıza geçiyoruz. Ayşe kitapçıdan 500 sayfalık bir kitap aldı. Ayşe günde 24 sayfa okuyarak bu kitabı 2 hafta boyunca okudu. Ayşe kaç sayfa daha okursa bu kitabı bitirebilir. Evet bir günde 24 sayfa okuyormuş çocuklar. Ama benden iki hafta boyunca okuduğu sayfayı bulup bulmamı istiyor öncelikle. İki hafta çocuklar bir hafta kaç gündü? Bir hafta yedi gündü çocuklar. Bu nedenle iki hafta demiş. O zaman yedi iki çarpı bir hafta yedi gündü iki çarpı yediden iki kere yedi on dört. Yani toplamda on dört gün boyunca kitap okumuş ve her gün 24 sayfa okumuş. Peki bir günde 24 sayfa okuyorsa 14 günde kaç sayfa okuduğunu nasıl bulacağım çocuklar? Tabii ki de çarpma işlemiyle. Yani bir günde okuduğu kitap sayfasıyla 24 ile 14'ü çarparsam 2 haftada ne kadar kitap okuduğunu bulabilirim. 4 kere 4 16. 16'nın 6'sı elde var 1. 4 kere 2 8. 1 de elde vardı. 9. Şimdi 4 ile çarpma işlemini yaptım. 1 ile çarpacağım. E, bir kaydırarak yazacağım. Bunu zaten biliyorsunuz. 1 kere 4. 4. 1 kere 2. 2. Toplayalım. 6. 13 elde var. 1. 2. 1 daha. 3. 2 haftada toplam 336 sayfa okumuş çocuklar. E, kitabın tamamı 500 sayfa değil miydi? 500 sayfadan da 336 sayfayı çıkartırsam sıfırdan 6 çıkmaz. O zaman buradan yana elde vermem lazım. Buradan bir tane verirsem 4 kalır. Burası 10 olur. Bir tane de buraya verirsem burada 9 kalır. Burası 10 olur. 10'dan 6 çıktı 4. 9'dan 3 çıktı 6. 4'ten 3 çıktı 1. Geriye çocuklar kitabı tamamlayabilmesi için 164 sayfa daha okuması gerekiyor. Evet. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. <laughs> Ankara Gaziantep arası 854 kilometredir. Ankara'dan Gaziantep'e arabayla giden Sinan saatte 90 kilometre gidiyor. Yani bir saatte 90 kilometre yol alıyormuş çocuklar. Sinan 6 saat gittikten sonra arabası bozulmuş. Sinan'ın Gaziantep'e ulaşması için geriye kaç kilometre yolu kalmıştır? Öncelikle bir saatte çocuklar bir saatte 90 kilometre gidiyormuş. Yani ne olur çocuklar hızı kadar ilerler. Bir araba hızı ne kadarsa o kadar ilerler. 90 kilometre hızı bir saatte 90 kilometre yolu gidiyor demek bu. <laughs> 6 saat boyunca herhangi bir arıza olmadan ilerlediğine göre 90'la 6'yı bir çarpalım. 6 kere 0 0, 6 kere 9 54. Yani bu e, Sinan bir 6 saat boyunca sürekli yolculuk yapmış ve 540 kilometresini gitmiş yolun. Daha sonra arabası arızalanmış. E, yolun tamamı 854 kilometreydi. 540 kilometresini çıkartırsam e, 4 5'ten 4 çıktı 1. 8'den 5 çıktı. 3. 314 kilometre daha geriye çocuklar varması gereken yolu kalmıştır. Dördüncü sorumuza bakıyoruz. Salih 5 yıl önce 8 yaşındaydı. Peki çocuklar Salih 5 yıl önce 8 yaşındaysa şu an Salih kaç yaşında olur? 8 artı 5'ten 13 yaşında olur. Şu an Salih 13 yaşında. Salih'in 4 yıl sonraki yaşının, Salih'in 4 yıl sonra yaşı ne olacak çocuklar? 13'tü şu anki yaşı. 4 yılda 4 daha artacak. 17 yaşında olacak. Diyor ki bana 17'nin 4 katının 18 fazlası. Çocuklar kat dediği zaman ne yapmam lazım? Bunu çarpmam gerekiyor. Onu bileceğiz. Bunu bulunca da dedesinin yaşını bulmuş oluyormuşuz. Evet. O zaman kat dediği için öncelikle 17'yi buldum. 17'yi 4 kat dediği için 4 ile çarpıyorum. 4 kere 7 28. Elde var 2. 4 kere 1 4. 2 de elde vardı. 6. 68. Ama bir de 18 fazlalık varmış. Fazlalık da toplamaktır çocuklar. 68 ile de 18'i toplarsam 16 elde var 1. 70 86. Dedesinin 86 yaşında olduğunu çocuklar buluyoruz. Hemen bir sonraki sorumuza geçelim. 10 katının 15 fazlası 375 olan sayı kaçtır? Şimdi burada 10 katının demiş ama bu sayının kaç olduğunu biliyor muyum? Hayır, bilmiyorum. O zaman bir kutucuk yapıyorum çocuklar. Bu sayının kaç olduğunu bilmiyorum. Ama 10 katının demiş. Yani bu sayının bu bir sayı. Bilmediğimiz sayı bu. Bunun bir 10 katının diyor. Yani bunu 10 ile çarpmamı istiyor bana. Kat deyince çarpıyorduk. 10 katına 15 daha ekleyince çocuklar. 375 sayısına ulaşıyormuşum. Buna göre diyor. Bu sayı kaçtır? Çocuklar bunda ters işlem uygulayacağız. Tersten uygulayacağız. Bütün bu işlemler yapıldıktan sonra sayının tamamı bu muymuş? Evet. O zaman geriye doğru gidelim. 15 eklediğinde bunu buluyormuş. O zaman 15'i çıkartırsak çocuklar. 375'ten 15'i çıkartırsak 0, 6, 360 olduğunu görüyoruz. Yani bu sayının 10 katının 360 olduğunu görüyoruz. E bu sayıyı 10 ile çarpıp 360'ı buluyorsa çocuklar geriye doğru ne yapmamız lazım? O zaman 360'ı da 10'a bölmemiz lazım. Bunun kolay bir yolu var çocuklar. 10, 100, yüz binle çarpmanın e, tersini uyguluyoruz. 10 ile çarpınca sayının sonuna bir sıfır ekliyorduk. Ona bölünce de bir sıfır siliyoruz. 360 bölü 10'da hemen hop birer tane sıfırını sildik. 36 çıktı. Demek ki bu sayı 36'mış çocuklar. 36 ile onu çarparsak 360 yapar. 15 daha eklersek de 375 yaptığını buradan görebiliyoruz. Yarısı 24 olan sayının 6 katının 72 fazlası kaçtır? Bir sayı varmış ve bunun yarısı 24'müş. O zaman ben sayının tamamını bulabilirim. Nasıl bulacağım? 1 bütün 2 yarımdan oluştuğu için 24'ü eğer 2 ile çarparsam çocuklar 2 kere 4 8, 2 kere 2 4'ten bu sayının aslında 48 olduğunu görüyoruz. Diyor ki bu sayının yani 48'in 6 katı dediği için 6 ile çarpmam lazım. 48'e 6'yı çarpıyorum. 6 kere 8 48 elde var 4. 6 kere 4 24. 4 daha 28. 6 katında bulmuş oldum. Ancak bir de 72 fazlalığı eklememi istiyor bana. 288'de de çocuklar ne yapıyorum? 72'yi topluyorum. 8 2 daha 10. Elde var 1. 8 7 daha 15. bir de elde vardı. 16 yine elde var 1. 2 1 de elde vardı 3 360 sonucuna ulaşmış oluyoruz. Haftada 3 gün spora giden Uğur 5 ayda kaç gün spora gider? Burada çocuklar bir ayı 30 gün olarak düşünelim. Çünkü bazı aylar 31 çekiyor. Bazı aylar 30 çekiyor. 30 gün olduğunu düşünelim. Ee, gerçi pardon pardon. Haftada 3 gün spora giden Uğur 5 ayda kaç gün spora gider? 1 ay çocuklar kaç haftadan oluşuyordu? 1 ay 4 haftadan oluşuyordu. O zaman 1 haftada 3 gün spora gidiyorsa bir kişi 4 çarpı 3'ten 12 gün spora gider mi? Yani 1 e, ayda 1 ayda 12 gün spora gidiyor. Ancak bana 5 ayda ne kadar spora gittiğini söylüyor. Bu bir ayda gittiği spor çocuklar. Bir ayda 12 gün ne yapıyormuş bu kişi? Spora gidiyormuş. O zaman ne yapacağım bir de 12 ile 5'i çarpacağım. 5 kere 2 10 elde var. 1. 5 kere 1 5. 6. Bu, bu kişi e, 5 ayda 60 gün spora gidiyor diyebilirim ve bir sonraki sorumuza geçiyoruz. İki basamaklı en küçük tek sayı ile iki basamaklı en büyük çift sayının çarpımı kaçtır? Şimdi bana burada herhangi bir şart koşmamış. Yani rakamları farklıdır, farklı değildir herhangi bir şey söylememiş. O zaman iki basamaklı en küçük tek sayıyı ben ne diyebilirim çocuklar? 10 desem çift olur. 11 alabilirim. Evet. Bir de benden iki basamaklı en büyük çift sayı söylemiş. En büyük sayı 99'dur. En büyük çift sayı da 98'dir. O zaman benden ne yapmamı istiyor? Bunun ikisini çarpmamı istiyor çocuklar. Hemen çarpalım. 98 ile 11'i çarpalım. 1 kere 8 8. 1 kere 9 9. 1 kere 8 8. 1 kere 9 9. Hemen toplayalım. 8 aşağıya indi. 9 8 daha 17. 17'nin 7'si elde var 1. 9 1 daha 10. Yani 1078 çıkıyor çocuklar. Evet, bir sorumuzu daha tamamlayıp yeni sorumuza geçiyoruz. Levent 15 yaşındadır. 5 yıl önce annesinin yaşı Levent'in yaşının 3 katı kadardı. Levent ile annesinin yaşları toplamı kaçtır? Şimdi 5 yıl önce Levent'in yaşının 3 katıymış annesinin yaşı. Levent 15 yaşındaymış. O zaman 15 yaştan 5 yaşı çıkartırsam yani Levent 10 yaşındayken annesinin yaşı Levent'in yaşının 3 katıymış. O zaman annesinin yaşı ne olacak çocuklar? Ama 5 yıl önceki 3 ile çarparsam 30 olacak. 5 yıl önce annesi 30 yaşındaymış. Peki şu an Levent'in annesi kaç yaşında olur çocuklar? 30 artı 5'ten 35 yaşında olur. Bana ikisinin yaşları toplamını söylemiş, sormuş. Annesinin yaşına 35, Levent'in yaşına 15 diyorum. Ve ikisini topluyorum. 10 elde var 1, 4 bir de elde var 5. İkisinin yaşları toplamının 50 olduğunu buradan buluyorum. Ve son sorumuza geçiyoruz. Sıla 13 yaşındadır annesi Sıla'nın yaşının iki katından 15 fazla olduğuna göre yani annesinin yaşı Sıla'nın yaş, annesi kaç yaşındadır? Şimdi Sıla 13 yaşındaymış. Annesinin yaşı Sıla'nın yaşının iki katıymış. Öncelikle iki katını alacağız. Kat deyince çarpacağız. O zaman 13 ile 2'yi ne yapıyorum çocuklar? Öncelikle çarpıyorum. 2 kere 3 6. 2 kere 1 2. 2 katından bir de 15 fazlalık varmış. 15'i de ne yapıyorum? Fazlalık dediği için topluyorum. 6-5 daha 11 elde var. 1-2-1 daha 3. 1 de elde var. 4. Annesinin 41 yaşında olduğunu buluyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoma like atmayı, beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.